Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her aracın içinde su var mutlaka ama aslında o su şişeleri yangına sebep olabilir. Bunun bir örneği Bursa'da yaşandı. Sir, arabaya su koydum, karşıya gittim, geldim. Bakın altında da kağıt gibi varmış. Bu hatayı yapan da sonuçlarını bilmeyen de çok. Güneşin yansımasından mercek görev görüyor, araba yanmak üzereymiş. Şişe içinde bırakılmış su, özellikle mercek görevi görüp içerideki güneş ışığını yansıtıp kırıp belli bir noktaya topladığında yangınlara sebebiyet verebiliyor. O akla gelmeyecek büyük ihmal arabaları alev kapanına çeviriyor. Damacana veya plastikler mercek görevi görüyor, olduğu yeri yakıyor. Tahta üstüne bıraktığım su şişesinin altındaki tahtayı yaktığını gördüm. Havalar çok sıcak. Su içmenizde ise fayda var tabii ama bu suyu içtikten sonra aracınızda bırakırsanız işte büyük bir ihmalin fitilini ateşlemiş oluyorsunuz. Çünkü arabada bırakılan bu şişeler mercek görevi görüyor ve arabanın yanmasına sebep oluyor. Bursa'da bir sürücü aracından kısa bir süreliğine ayrıldı. Geri geldiğinde ise facianın eşiğinden döndüğünü anladı. Arkadaşlar, arabaya su koydum, karşıya gittim. Geldim, bakın altında da kağıt gibi varmış. Güneşin yansımasından mercek görev görüyor, araba yanmak üzereymiş. Şurada bunu çok net görebiliriz. Burada herhangi bir yanıcı madde, zaten şu anda üstünde bulunduğu plastik malzeme de yanıcı olduğundan dolayı şuradaki ışık kırılması, ısının yükselmesine sebebiyet veriyor. Hızla yükselen ısı, eğer buradaki malzemenin yanıcılık seviyesi düşükse çok çabuk bu malzemenin tutuşmasına ve araç içinde bir yangının başlamasına sebebiyet verebiliyor. Bu durum sadece su şişelerinde değil, masum sandığınız herhangi bir eşyada, araçta yangın çıkarabilir. Araç içlerinde unutulan dolu pet şişeler, dolu cam şişeler, parfüm şişesi veya deodorant gibi basın sıçlı kapların bulunduğu tehlikeli sıvıları içeren malzemeler araç içi yangınına sebebiyet verebilir. Güneşe bırakmıyorum. Ya konsülün içine koyuyorum ya da sol cepliğin içine koyuyorum ki güneş görmesin diye. Plastikler yanıcı maddelerdir. Bu maddeler ısı kaynaklarıyla buluştuğunda çok çabuk tutuşabiliyorlar.